Buyurunuz Sayın Mesela Öğretmen. Kitaptan bir alıntı okuyayım. Hüseyin Aygün'ün kitabı mı? Hangisi o? Bu. Yok, diğeri. Dağların Kayıp Anahtarı, Cemal Taş. 1938 anlatıları. Diyor ki, ilk eşinden olan kızını annesini köprünün üstünde bırakmış. Kız hala orada bekliyor. Babası ona yaklaşınca kollarını kaldırdı, kanatlarını çırptı. Öyle sevindi ki babasının onu gelip alacağını sandı. Baba kızı almayıp geçti. Kızı üvey annesi de almayıp o da es geçti. Hemen eski eşine döndü. Ben kızı almadım. Çocuğu, bebeği yani. Sen de almayacaksın. Çocuğu suya ver. Yani Munzur suyuna at çocuğu diyor baba. Evet dedi. Kadın elleriyle kızı itip köprüden suya attı. Kız çocuğu. Kız dalgalara bir battı bir çıktı, bir battı bir çıktı. Gözlerimizin önünde diri diri gitti öyle. Tanık anlatıyor. Niceleri çocuğunu boğdu. Niceleri suya attı. O dönem sıkıntılı bir dönemdi. 100 adam gideceğine bu biri gitsin diye var olma savaşı veriliyordu. Yani çocuk ağlarsa, asker ve milisler onların yerini keşfederse 100 kişi ölecek. Ama o ağlamazsa 100 kişi kurtulacak. Bu o çocuğu. Şimdi bir tane daha yaparsın. Tamam mı? Hayır, şimdi de böyle cinayeti var ya, işte şunu yaptı, şimdi, aile kararıyla yok edelim. Yani, şimdi burada, orada bulunan kadınlar beni tembihleyerek, bak bacım dediler, sakın sakın çocuğun boğularak öldüğünü kimseye söylemeyesin. Çocuk evin fidanıdır, sonra aniden öldü dersin. Şimdi, çocuğun babasına çocuğun aniden fenalaşıp öldüğünü söylerler. Halbuki çocuk boğuldurulmuştur ses çıkartmasın diye diyor. Şimdi yüzlerce çocuk boğuldu. Bak şimdi zavallı kadından ne istiyorsun? Bu çocuk öldü. Varsayalım ki boğuldu. Bu dağda boğulan yalnızca senin çocuğun mu? Yüzlerce çocuk boğuldu dediler. Yani anneleri tarafından boğuldu. Şimdi burada insanın tüyleri diken diken oluyor. Aynen öyle. Katliam varsa bunun ortaya çıkarılması, suçların belirlenmesi gerekir tabii. Katliam kim yaparsa yapsın, senin adamın benim adamın denemez böyle bir şeydi ama bu iddiaları Cumhuriyet'in üzerine atan kişiler Munzur çayı kan akıyordu diyorlar. Sizin okuduğunuz bu kitaplarda Atatürk yanlılarının kitapları değil, değil mi? Kendi kitapları. Dersim propagandacılarının kitabı evet, diyorum. Kendi kitaplarında bu diyorlar ki Munzur çayına, nehrine insanları diri diri attılar, yok ettiler. Kendi çocuklarını boğdular. Yani Munzur çayı kan akıyordunun bir anlamı da bu mu? Evet. Bu kitapların çok iyi incelenmesi lazım. Bakın ne diyor. Çocuğun babası öldüğünde hamileydim. Çocuk doğunca da ikinci evliliğe zorlanmıştım. Çocuk açlıktan ağlıyor. Memede süt yok. Zavallı kadınlar yiyecek bir şey mi buluyorlar ki sütleri olsun? 38 olayları sırası da devlete karşı koyanların kadınları çocukları onlarla beraber Dağtepe Bayır dolaşıyorlar. Emzikli kadın o da eşinin yanında kaçıyor. O an kucağımdaki çocuğun ağzına memeyi verdim. Çocuk memeyi ağzına alıyor ama süt yok. Açlıktan ayak sallıyor. Ben de kucağımda sağ sola beşik gibi sallıyorum. Oradaki erkekler birden sırtımı tekmelediler. Dediler ki, memeyi çocuğun ağzına ver, ağlamasına müsaade etme. Bak, askerler kuşatmış bizi. Karşıdan da ayna gibi görünüyoruz, görmüyor musun? Dediler. Dedim, yahu ocağınız sönsün, kadın anlatıyor. Yahu ocağınız sönsün, Şimdi ben cimrilik mi yapıyorum? Süt vermemezlik mi yapıyorum? Göğsümde bir damla süt yok. Çocuk da aç. Ne yapabilirim? Ağlayacak tabii. Siz söyleyin. Diyor kadın. Emziren kadın. Çocuğu ağlayan kadın. Kadınlardan biri elleriyle çocuğun kafasını mememe doğru bastırdı.
Susun, yerimiz belli. Ağzını memeye dayadı. Erkekler arkamdan omuzlarıma çöktüler. Kadınlar çocuğun kafasını mememe bastırdıkça çocuk kollarımla göğüs kafesimin arasında sıkıştı. Kendimi oynatmama bile izin vermediler. Birkaç dakika içinde çocuk nefessiz kalarak kucağımda kas katı kesildi. Cansız bedeni kucağımda öylece kala kaldı. Ya kurban olduğum, biz neler gördük? Asker yerini öğrenecek diye çocuk ınga derse, kuşatılmış oldukları yerde öğrenecekler diye çocuk emzirmekte olan, yani emzikli çocuğu var kadının. Emzikli çocuğun savaşçılar arasında ne işi var, bana söyler misiniz? Söyler misiniz bana? İşte şöyle söylerler. Onları canlı kalkan olarak kullanmışlardır Dersimli aşiret reisleri. İsyancılar. Kendi kitaplarına bakarak bu sonucu çıkarıyoruz. Bu sonucu diyorsunuz, çıkartıyorum. Diyorsunuz. Çünkü. Bakın. Türk ordusu silahsız kadın, silahsız çocuk öldürmediği dünyaca bilinen bir gerçek. Türk ordusu demek ki 10 bin yıllık karakterini Dersimlilerin hatırına tersine çevirdi, öyle mi? Şöyle yani söyleyeyim. Böyle bir şey var mı? Cengiz Bey. Burada bakın kendi anlattıkları olaylar var. Bu olaylar benim içimi kanatıyor. Herkese. Bana diyorlar herkes. Ki ya Dersim'de hiç mi bir şey olmadı? Yani sen orayı atlamaya çalışıyorsun. Hayır, sen kendi aşiretinin adamlarının kendi çocuklarını boğdurmasının üstünü örtüyorsun asıl. O kendi boğduğun çocuğu Türk ordusuna fatura ediyorsun. Kendi intihar eden kadınını, kızını Türk ordusu onlara öldürdü diyorsun. Tabii ki orada olay oldu. Tabii ki insanlar öldü. Elbette kan aktı. İyi ama burada da bir, bu olayın üç tarafı var. Bir, Türk hükümeti, ordusu. İki, Türk ordusunun safında, yanında saf tutan %80 Dersim aşiretleri. Üç, %10-15'lik direnen ve karşı çıkan, silahlı karşı çıkan kesim. Ama insanlar şöyle zannediyor. Canım işte sadece erkekler sanki savaşçı. Hayır, Türk ordusuna hayır diyen, karşı çıkan ve ateş edenler yanlarında kadınlarını, emzikli çocuklarını da beraber götürüyorlar. Şimdi böyle bir savaş görülmemiştir. Şöyle yapalım evet. Cengiz Bey. Şimdi aslında olayları özetlemiş oldunuz. Tarihe daha yapalım. Uzun okumaya yüreğim el vermiyor. Şimdi siz yüreğim kaç kara parçalanacak benim? Bunu bir okurken ağladım ben. İki, sizin programınıza gelirken, aralarına işaret koyarken. Üç, şimdi. Evet, duygulanmamak, ağlamamak, üzülmemek ve kınamamak onlar mümkün değil. Ama Dersim propagandacıları zannediyorlar mı ki Türk onların söylediği sahneleri şey olduğu zaman hadi canım öyle şey olmamıştır. Acaba öyle olmuş mudur? Diyoruz. Ama bizi yalanla ve olmamış olanla ve işlememiş olduğumuz suçla itham etmekten vazgeçsinler. Şöyle yapabilir miyiz? Şimdi bu iddialar özellikle kendi yazdıkları propaganda kitapları dediğiniz kitaplardan örnekler verdiniz. Daha onlarcası var görüyorum. Son bir tane vereyim. Hayır ben şu sözü söyleyeyim de. Bu konuda sizle tartışmak isteyenlere buyurun diyoruz. Haftaya yani bu konuda ciddi bu eserler, mesela eserlerden birinin sahibi CHP milletvekili Hüseyin Aygün. Ya Cengiz Bey meydanı boş buldun, konuşuyorsun. Burada, gel benimle de tartış derse tartışır mısınız haftaya? Ben tartışmacı değilim. Ben bulgularımı, bilgilerimi, deneyimlerimi ve birikimlerimi insanlara, halkımıza yazı yoluyla paylaşan bir insanım. Yazının yetmediği noktada toplumun can alıcı bir şekilde ayrıştırıldığını gördüğüm noktada sağ olun davet ediyorsunuz. Gelip bu belgeleri anlatıyorum. Yoksa 4 kişi olacak.
O onu diyecek, bu bunu diyecek. Yok, bir kişi olur mesela Hüseyin Aygün diyelim. Bu belgeleri incelesin. Hüseyin Aygün'le tek bir program yapın. Bu programın YouTube'unu izle. Hayır, siz yapar mısınız? Ne diyeceksen onu söylüyorum. Söyle. Yani biz yaparız da siz tartışmam diyorsunuz, yazarım. Ben bilgilerimi paylaşıyorum. Peki, o zaman ben... Tartışma ayrı bir yetenek işi. Benim münazara dediğiniz şey var değil mi? Hazır cevaplık. İşte ne bileyim, karşındaki bir şey söylediği zaman bir mimik yapıp onu küçük düşürmek. Benim öyle yeteneklerim yok. Biz gerçeklerin çıkması için konuşturacağımız için böyle bir şey olamaz. Ama yani şu tartışmacı insanlar var. Başarılı tartışmacılar görüyoruz televizyonlarda. Hmm. Onlarla yapılabilir böyle bir program. Peki şöyle söyleyeyim. O zaman burada adı geçen bu tür kitap yazan, farklı görüşte olan ve Dersim'de katliam yapıldığını ileri süren her kim olursa ama söyleyecek sözü olan ve kağıdıyla, belgesiyle, ciddiye aldığımız kişiler olursa bana başvurarak haftaya bu stüdyoda yer alabilirler. Ben kitaplarından yola çıkarak kendilerine o soruları yöneltmek isterim. Cengiz Bey'i tartışmacı olmam dediği için. Celal Deveci diyor ki, velev ki bu adam haklı. O zaman Dersim için Hakikatler Komisyonu kurmak için Dersim halkıyla çalışır mısın diyor size. Hakikatler diyerek 100'e yakın kitap yazıldı. Hakikatler diyerek. Bu kitaplar sosyologlarca değerlendirilmedi bir. Psikologlarca değerlendirilmedi iki. Siyaset bilimcileri tarafından değerlendirilmedi üç. Antropologlar tarafından değerlendirilmedi dört. İlahiyatçılar tarafından değerlendirilmedi beş. Bense ortaya bu yazılanları, tanık yani sözlü tarih denilenlerin değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Hakikatler eleştirisinin eleştirisiyle ortaya çıkar. Evet. Yoksa öyle yazdım kodumla olmaz. Burada bakın, ben size, görüyor mu bunu kamera? Sivaslı misyoner Henry Riggs'in 1911 Dersim raporu. Raporun başlığı ne biliyor musunuz? Dersim Kürtlerinin dini. Neyi anlatıyor? Gitmiş Dersim'e orada. Toplumun ileri gelen seyidiyle, şusuyla, busuyla yaptığı mülakatları fotoğraflarıyla, ses almalarıyla falan yazıyor. Nerede yazıyor? İngiliz istihbaratında. Ayrıca bugüne kadar yayınlamadığım, bunu yayınladım 2002'de. Evet. Bir de bu İngilizler ne kadar meraklı. Yine 1911'de, dikkat, yine 11'de, yine bir İngiliz, Kaptan Molyneux Seal, Journey in Dersim, yani Dersim'e seyahat diye bir Royal Society'nin coğrafisinde yayınlanmış bir araştırması var. Yani yerinde antropoloji çalışması. O sahada, o kişilerle, seyitlerle konuşarak. Seyit ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Bir seyit bana Hristiyanlara karşı olanla nispetle daha fazla olan Türklere karşı nefretini, yani Hristiyanlara daha az nefret duyuyorum, Türklere daha çok nefret duyuyorum demiş seyit ve bunu somut olarak şöyle izah etmiş. Bir Türk'ü öldürmenin 36 Hristiyan'ı öldürmekten daha çok övgüye layık olduğunu ifade etti bana. Maşallah. Şimdi burada Türk dediği ne? Sünnilerin tamamına Türk diyor. Şimdi bu, yani onun gözünde Türk, Sünni. Şimdi burada şu an bunu ileride makale olarak Türk bir kitabımda yani yayınlayacağım için. Demek istediğim şu, Batı Dersim'i, aşiretlerini, seyitlerini, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, aşiret adlarını, kafa yapılarını, Ermenilerle olan ilişkilerini, Kürtlerle olan ilişkilerini, Zazalıkların incığına cıncığına kadar bilimsel olarak incelemiş ve raporlar düzenlemişler.
Çok ilginç bu insanlar. Demin onu söylemiştim. Ama ruhunu inceliyor. Dikkat. Ruhu nedir? Evet. Evet. İngiliz ve yabancı istihbaratçılar bu ülkenin her parçasıyla çok yakından ilgililer. Evet. Biz mesela geçmişte veya şu anda İngiltere'nin filanca bölgesindeki vatandaşlar ne düşünüyor? Orayı karıştıralım, orada bir isyan var mı diye bakıyor muyuz? Hayır. Yani Orta Doğu'da şimdi biraz müdahale etmeye evet. başladı. İç işlerine karışma ama bunlar İngiltere nere burası nere? Dünya devleti ve emperyal olma adına her şeye karışıyorlar. Yasemin Tunaboylu diyor ki, 1938 yılında 18 yaşında ve Kuleli'de öğrenci olan Muhsin Batur Dersim Harekatı'na katıldığını söylemiş. Bu nasıl oluyor diyor. Yani teğmen dediniz ya siz de. Anılarında diyor ki ben genç bir teğmenken 18 diyor, yaşında Kuleli'deymiş o sırada. İşte bilmiyorum. Yani neyse onun dediğinin yalancısıyız öyle söyleyeyim. Kitabında diyor ki ben Dersim Harekatı'na 2 aylarına işte oradaki harekata bilmem ne olarak iştirak ettim diyor her neyse. Ve ama orada gördüklerimi beni manzur görün anlatamayacağım diyor. Yani anılarımı oradaki anılarımı anlatamayacağım çünkü üzücü diyor. Ama işte ne anısı varmış ona bakmak lazım. Evet, bakmak lazım. Muhsin Batır'ın oğlu da hayatta. Hakikaten, belki o da anlatabilir. Ha, bakmak lazım. Peki. Belki fotoğrafları da vardır orada. Mutlaka vardır. Şimdi son bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bakın bu Garo Sasuni Ermeni Hoybun örgütü anlattık ya ilk bölümlerde. Evet. Ermeni-Kürt ırk işbirliği üzerine kurulu örgütün adamı ve Ağrı Dağı isyanının içinde tanık. Aynı zamanda. Ne 1900 diyor? Ne diyor bakın? Bir alıntı. Ararat ona göre Ağrı Dağı. Bakın. Ararat liderleri, yani Ağrı Dağı devleti kurdular ya, ilan ettiler. Onun liderleri önce sivil halkı kurtarma, ondan sonra oradaki güçlerini başka dağlık bölgelere nakledip savaşı oralarda devam ettirme çarelerini aramaya başladılar. İhsan Nuri ve bir kısım liderler bu planı uygulama taraftarı iken en büyük lider Araratlı olan Huske Telli buna karşı çıktı. Huske Telli, Ağrı Dağı'nda kurulan, ilan ettikleri devletin lideri olan Huske Telli, diyor ki, şu teklifi sunuyordu. Bütün kadınları, güçsüz ihtiyarları ve çocukları kılıçtan geçirsinler ki, arkalarındaki büyük köprüleri yakmış olan devrimci güçler, neferinin son nefesine kadar savaşabilsinler. Allah Allah. Yani Ararat dedikleri Ağrı Dağı'nın tepesinde toplanıp ellerinde silahlarını alıp bellerine bombalarını koyup orada bir devlete ilan ettik diyorlar. Kürt devleti diyorlar. O devletin başkanı tabii Türk ordusu da orayı kuşatmış Ağrı Dağı'nın eteklerini. Ne diyor biliyor musunuz? Kadınlarımızı, çocuklarımızı, ihtiyarlarımızı kendi ellerimizle öldürelim ki Türk ordusuyla savaşa tutuşacağımız zaman gözümüz arkada kalmasın. Evet. Bu bir şimdi gelenek adet olmuş. Şimdi bakın bunları sosyolojik olarak değerlendirmek lazım. Bence Amerika'da bir tarih toplu olarak intihar etti. Bu olay bilinir. Devam ediyorum, bitiyor. Ve bir devrimci gaddarlığı içinde Huske Telli bu planı ilk önce kendi aile ve akrabalarına uygulayarak, dağın tepesinde kendi ailesine uygulayarak Ararat tepelerinde bir trajedinin manzarasını ortaya serdi. Bütün nüfuzlu liderler, şeyhler, yaşlı gözlerle Ararat aslanından bu ümitsiz kırıma son vermesini rica ediyorlardı. Kendi ailesinden başlamış bu kahramanımız öldürmeye. Ve diyor ki Huske Telli'yi yumuşatmaya muvaffak olduklarında yalvara yalvara zaten 10 kadar günahsız Kürt bağımsızlık ocağının alevlerine kurban gitmişti. Bu gaddar plan böylelikle uygulanamadı diyor. Peki. Enteresan. Kendi çocuğunu öldürmek, kendi kadınını öldürmek, kendi ihtiyarını öldürmek, sussun diye çocukları boğmak, işte tarih boyunca köyleri yakmak,
tarih boyunca emekçileri öldürmek, madende çalışmaya giden işçinin köydeki evini yakmak, madeni baltalamak için. Madencilerin köyünden onları kaçırtmak için elinden gelen her şeyi yapmak. Çocuk öldürmek, kadın öldürmek, onları sürmek bulundukları yerden. 600 yıl boyunca kayda tutulmuş Osmanlı döneminde. Peki. Onların hiç yabancı olmadıkları bir takım eylemlerdir. İşte gördük. 37'de ne oldu, 38'de ne oldu? Dersim olgusu da olup bitenlerin sivil sözlü tanıklıklarının, ki böyle kitaplar yüzlerce. Evet, tamamlayayım, bir şey söyleyeceğim. Ben hepsini okudum, çok yaralandım ama hakikati bulmak yolunda, o hakikatler komisyonu kurulsun diyor ya. Katılır mısınız diyor bu görüşe. Ben niye hakikatler komisyonuna katılıyorum? Bu görüşe katılır mısınız? Yani kurulsun mu diyor. Ortaya hakikatler diye bunlar diyorsunuz. Şeyler. Şimdi Muhsin Batur'uz konuşmuştuk. 1938'de son Dersim olayı. Muhsin Batur 1940'da, yani 2 yıl sonra harp okulunu bitiriyor. 1920 doğumlu, 18 yaşında. Evet. Anılarında şöyle söylemiş. Tren yoluyla Elazığ'a intikal edilecek, bir süre sonra orada eğitim gördükten sonra o zamanlar Dersim denilen bölgeye gideceğiz. Tren yolculuğumuz 40 kişinin paylaştığı kapalı yük vagonlarında pek ilkel ve zor koşullar altında gerçekleşti. Elazığ'ın biraz uzağında Harput'un eteklerinde çadırlı karargah kurduk ve bir müddet sonra ilk durak Pertek olmak üzere harekete geçtik ve 2 ayı aşkın bir süre özel görev yaptık. Ne zaman yapmış? 38'de yaptıysa harp okulu 2. sınıfta. Harp okulu 2. sınıfta daha teğmen bile çıkmamış. Harp okulu öğrencileri mi? Daha dahil miydiler, evet, sorusu var. Ama teğmen bile çıkmamış daha. Evet. Yine Wikipedia'dan bakıyorum. Sonunda resmi geçitle ve Atatürk imzalı madalya kazanılarak 1938'de madalya kazanmış. Anılar ve Görüşler kitabının 25. sayfasında şöyle diyormuş. Okuyucularımdan özür diliyor ve yaşantımın bu bölümünü anlatmaktan kaçınıyorum, evet, demiş. Muhsin Batur'la yaşarken biz bir program yapmıştık. 12 Mart muhtırası, 28 Şubat bir muhtıra mıdır nedir diye o tarihlerde yaşıyordu. 1999'da vefat etti. 25 Eylül, buradan bak görüyorum. 25 Eylül 1999'da 79 yaşında vefat ediyor. Demek ki biz 98'de veya 99'un başlarında Muhsin Batur'la bir program yaptık. O sırada bu Dersim olayları da gündemde olsaydı onu da sorardık. Bence önemliydi. Ya. Keşke yaşarken kendisine sorabilseydik ama önümüze gelen, programımıza gelen konuklara her şeyi sorulamıyor. Evet. Gündemde ne varsa onlar zaten dolduruyor programı. Muhsin Batur ceviz kabuğundan geçti. 68'lilerle ilgili yaptığımız kitapta Muhsin Batur'un da açıklamaları var. 12 Mart muhtırasının ne olduğunu, 28 Şubat'ın yorumları vardı Muhsin Batur'dan. Oradan okunabilir. Koda'da 68 isimli kitapta. Son sözlerinizi alıp kapatalım mı? 4,5 saat oldu. Şimdi son söyleyeceğimi ne söylenebilir? Şöyle diyebiliriz. Şimdi bir de sosyalist işçi bir Dersimlinin 90'larda yayınlanan bir kitabı var. Bu kitapta anlatıyor bize. Onun anlatımıyla bitirelim. Evet. Diyor ki 1938'de Şükrü Laçin adı kitabın yazarı ve tipli Türkiye İşçi Partili. 1938'de 13-14 yaşlarında bir çocuk olarak tanık olduğum olaylar şöyle. 1938'de askeri operasyonlarla yüz yüze geldim. Neler gördüm ve o günlerde nelere tanık oldum? Bunları yazacağım kitabın girişi. Ağustos ayının sıcak bir günüydü. Köylüler hep bir araya toplanmışlardı. Askerler çayın geçit olan çeşitli yerlerinde çadır kurdular diyorlardı. Köyümüz tam çayın kenarındaydı.
Bu korkulu günlerden biriydi. Arka arkaya dizilmiş süvari askerleri köyümüze doğru geliyorlardı. Önce elbisesi değişik kim omuzlarında... Kim bunu yazan? Şükrü Laçin. Türkiye İşçi Partili yazar. Omuzlarında şey olan diyor. Dur. Sana onun kapağını işte kitabın kapağı da buraya koyalım. Siz bunu alın. Ben de bunu buraya takayım. Ondan sonra devam edelim. Kitap bu. Kitabın üst başlığı şu. Alıntı okuduğumuz. Kürt işçisinin siyasal anıları. Evet. Teğmen diyor köyde geldi. Elbisesi değişik, omuzlarında demir ve yıldız bulunan biri vardı askerlerin arasında. Sonradan askerlik yapanlardan adamın Teğmen olduğunu öğrendim. Köylüler bir saat geçmeden ihtiyarı ile genciyle çeşmenin başında toplandılar. Teğmen kalabalığı süzerek gür bir sesle konuşmaya başladı. Sayın vatandaşlar, bugünden itibaren Türkiye'de şey, dede, ağa, bey, seyit kimse olmayacak. 1938 olayı böyle başlıyor. Şimdi bana verdiğiniz metinde başka bir şey var. Siz başka sayfadan okuyorsunuz. Yine evet. NTV'nin... Hayır, bende son kaçıncı sayfa sizdeki? Sağ üst. 8 diyor. Bendeki 6. Şimdi ben bunu özetleyeyim, bitirelim bunu. NTV'den yine... O NTV değil ama bu. Okuduğum. Çok önemli. Teğmen'in söylediği çok önemli. İşte burada özeti var. Diyor ki... Hayır, o değil. O sayfa 1938 değil. Harekatında çok sayıda yurttaşımızı yitirdiğimiz doğrudur. Fakat bunların çoğu sizin altını çizdiğiniz yer. O değil hocam. Bakın. Teğmen. Harekatın başındaki Teğmen. Peki. Köye gelmiş ve diyor ki, söyleyeyim bakalım. Sayın vatandaşlar, bugünden itibaren Türkiye'de şey, dede, ağa, bey, seyit kimse olmayacak. Cumhuriyetin kanunları önünde herkes eşittir. Kimse kimsenin elini öpmeyecek. Tekke, zafiye, ziyaret hepsi kapanacaktır. Bunlara inananlar cezalandırılacaktır. Türkiye'de Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut diye azınlıklar yoktur. Genç Cumhuriyetimizin üzerinde gizli hesapları olan güçler milli bütünlüğümüzü bozmak, bizi parçalamak için Doğu ve Güneydoğu illerimizin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Kırmanca, Zazaca konuşmalarını istismar ederek bunları Türk ulusundan ayrı bir halk olduğu fikrini aşılamak istemektedirler. Düşmanlarımızın sinsice oynadıkları bu oyunları çok iyi bilmek ve bu oyunlara gelmemek gerekir. Zaman zaman düşmanlarımızla işbirliği yapan hainler aramızdan çıkabilir. Bunların isimlerini bize bildirmek sizin en kutsal göreviniz olmalıdır. Cumhuriyetin zinde kuvvetleri bunları tepelemeye, ezmeye her zaman muktedirdir. Değerli vatandaşlar, çoğunuz askerlik yapmış insanlarsınız. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda, Doğu Güneydoğulu vatandaşlarımızla omuz omuza vererek savaştık. Özellikle Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasının peki, tek nedeni bu birlikti. Ha, ama burada çok söyleyeyim. Önemli. Ama İnsicamı bozmayalım. Ama hepsini okumayalım. Son bölüm. Hayır, yani, bitiyor zaten. Peki. Son söz olarak. Tamam. Bundan sonra konuşmayacağım. Ha. Evet. Hayır, siz konuşun da onu özetleyin. Şimdi diyor ki. Peki bunu da özetleyelim. Evet, lütfen. Şükrü Laçin diyor ki böyle bir bildiri okudu bize diyor. Ve bu bildiriden sonra fena bir bildiri değil, Cumhuriyet'i anlatıyor. Hayır. Evet. Zaten evet, bakın Rıza Bey'in kitabında teslim ol bildirileri var. Evet. O teslim ol bildirilerini okusunlar, harekatın kastının ne olduğunu anlarlar. Ve diyor ki burada çok önemli, tüm aşiret reislerinin bir araya gelerek, birleşerek mahiyetleriyle birlikte Seyit Rıza'nın yerinde yer aldıkları söylemek doğru olmaz. Ancak bir kısmıdır ve ağalık ve feodallik durumlarını korumak kastıyla isyan etmişlerdir. İşte diyor. O feodal yapı bugünkü PKK'yı da besleyen evet. Yapı. Kitabın adı Bir Kürt İşçisinin Siyasal Anıları, 1992 yılında basılmış. Cemil ekrana herkesten getirdim. De önce. Evet. Budur. O feodal yapı bugün de kırılamadığı için oradan besleniyor terör evet. Örgütü. Feodallik ve yurttaşlığın çatışması. Siyasiler de besleniyor o feodal yapıdan. Çünkü tabii. 100 kişiye dert anlatmak yerine başındaki bir kişiyi evet. Ele geçirince hepsinin oylarını toptan alıyorlar. Aynen, adına da evet. Demokrasi diyoruz. Türkiye gerçekten siyasal ve sosyolojik açıdan, aslında psikolojik açıdan da büyük ve açık bir laboratuvar. Bizde niye böyle
araştırma yapan ve tarihe geçecek tezlere imza atan bilim insanları çıkmaz. Hep şaşırmışımdır. Bir şey yapmanıza gerek yok. Temel bilgileri aldıktan sonra üniversitede doktor olmuşsunuz. Ya doçentliğinizde, profesörlüğünüzde tarihe, dünyaya adınızı yazdıracak işlere imza atın. Niye atmazlar merak ederim. İşte sosyolojik olarak Cumhuriyet tarihine bakın. Osmanlı tarihi ayrı bir inceleme. Niye bunları incelemezler merak ederim. Herkesin gözü önünde. Bakın bu sözlü tanıklıkların bile, sözlü tanıklık kitapları var ya, yüzlerce. Evet. Ya sosyologların işi ne? Kültür, töre, gelenekler orada. Neyi niçin yapmış? Orada. Çocuğu boğmuş, niye boğmuş? Orada. Kadın intihar, niye intihar etmiş? Sebebi orada. Bunlardan bir sonuç çıkartamıyorlar mı? Biz çıkartacağız. Yani toplum ileride. Psikologları çıkartamıyorlar mı? Aşiretler, aşiret hukukunun, kandaşlık hukukunun, kan hukukunun suç ve cezayı bireysel olarak görmediği, bir aşiretten bir kişi katil olmuşsa o aşiretin tamamının katil olarak algılandığı, bir aşiretten bir kişi öldürüldüyse o aşiretin tamamı öldürülmüş gibi kabul edildiği ve bunlar arasında 1000 yıl süren kan davalarının oluştuğu bilinen bir gerçek. Ve niye bunlar? Aşiretten ulus olmaz. Çok önemli. Bütün propaganda aşirete ulus diyerek yürütülüyor. Nasıl Dersim isyanı adı altında sanki bütün Dersim halkı ayaklanmış gibi bir imge oluşturuluyorsa o ad kullanılarak, aynı şekilde diğer konularda da adlar yanlış konarak insanlar yanlış yere. Aşirete ulus diyor ya. Dersim ülkesi diye bir ülke varmış. Dersim devleti diye bir devlet varmış. Dersim'de bir cumhuriyet varmış. Dersim'de Dersim Cumhuriyeti varmış. Dersim'de Dersim Demokratik Halk İktidarı varmış 37'den önce. Siz bunları duydunuz mu? Bende bu yazılar mevcut. 37'de harekat başlamadan önce başında Seyit Rıza'nın bulunduğu Demokratik Halk Cumhuriyeti varmış. Evet. Bu komünal bir toplummuş. Sosyalizmin bir üst aşaması. Yani 1937'de şayet harekat olmasa dünyanın ilk komünist devleti olacak. Yani böyle anlatımlar var. Yani Cumhuriyet kurulmasa neredeyse onlar Osmanlı'nın içinde bir devlet kuracak. Hayır, Mesut Mutlu yaşıyorlar. Ve düzen mükemmel bir düzen. Yani demokrasinin en üst düzeyini yakalamış bir Dersim'e girmişiz biz faşistler. O düzeni yıkıp geçmişiz. Ah diyorlar. Evet, böyle yazılar var. Psikopatolojik vaka. Çok teşekkür ediyorum. Çok dolusunuz. Bir 4,5 saat daha yapsak devam edeceksiniz belli. Evet. Önümüzdeki günlerde bunu da değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür önemli ederim. Şeyler söylediniz. Çok önemli bilgiler, belgeler açıkladınız. Umarım dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz doğru değerlendirirler. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, hiçbir amacımız ayrıştırıcı değil. İnsanların ancak gerçek temelinde birleşebileceklerine inanıyor. Yalan ayrıştırıcıdır, gerçek birleştiricidir. İşte hangi gerçek, o gerçeği gerçekle yakalamak. Gerçekle birleşelim diyor. Peki, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu gece 4,5 saat boyunca Dersim iddialar, belgeler, gerçekler ve yalanlar başlığıyla karşınızdaydık. Araştırmacı yazar Cengiz Özakıncı, Mustafa Solak ve gazeteci yazar Rıza Zelyut bizimle birlikteydi. Bu gece konuklarımız önemli açıklamalar yaptılar. Özellikle stüdyo konuğumuz Cengiz Özakıncı birbiri ardına çok sayıda belgeyi açıkladı. Bilmediklerimizi bizlere anlatmış oldu. Gözümüz ve kulağımız açık biçimde dinledik. Bu iddialara, bu açıklamalara, bu belgelere karşı görüşleri olanlara da stüdyomuz açık. Hafta içinde bana elektronik postayla ulaşabilirler, başvurabilirler. Twitter'la başvurabilirler.
ulusal kanala yazarak, arayarak başvurabilirler. Söyleyecek sözü olan bu iddiaların doğru, bu belgelerin de nasıl diğer belgelerin sahte olduğu ortaya çıkıyor. Bu belgelerin de doğru olmadığını, elimizde başka belgeler var, gerçek öyle değil, böyleydi diyecek olanlara da stüdyomuz açık. Özellikle CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Hüseyin Aygün'e fazlasıyla açık stüdyomuz. Bu saate kadar bizimle birlikte olduğunuz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü saat 21'de seyircili olarak Kadıköy'de Türkiye'nin ekonomisinin nereye gittiğine ilişkin bir özel program, ekonomik çözüme ilişkin, ekonomik sıkıntılar ve çözüme ilişkin bir program gerçekleştireceğiz. Pazartesi saat 21'de görüşmek üzere. İyi sabahlar, hoşça kalın. İyi geceler sevgili seyirciler. Bu gece siyaset ağırlıklı bir cümle.